Portakal kokulu kek. Malzemeler: 4 adet yumurta, 2 adet portakal, 7 adet kuru kayısı, 200 gram badem unu, 200 gram mısır irmiği, 8 kaşık bal, 1 paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı bitkisel margarin, üzeri için 1 adet greyfurt. Mis gibi bir kek, içinde portakal var ve değişiklik portakalı kabuğuyla beraber kullanacağım nasıl burada. Yani? Hani biliyorsun meyvelerin aslında kabukları hep faydalıdır. Evet, ama portakalın kabuğunu sadece belki marmelatta yiyoruz, evet, değil mi? Şimdi bunda ben portakalı burada sarı kuru kayısılarla beraber, yine renk uyumu var, hı-hı, görüyorsun. Bir şekilde suyunu çekene kadar, suyu biraz azalana kadar pişiriyorum ve o şekilde rondodan geçirip püre haline getiriyorum, hı-hı, ve kekin içinde kullanıyorum. Değişik bir kek. Bildiğimiz bir aslında portakallı kek biliriz ya, o değil. Hani evet, kabuğunu, evet, rendeleyip, evet, klasik bir kek tarifi. Her şeyini, yani suyunu, kabuğunu, lifini, her şeyini kullanıyorum. Hadi bakalım. Evet. Nereden başlayalım, evet, o zaman? Şimdi önce bu portakallarımı yıkadım. Tamam. Acık öyle tabii. Tabii. Tut diye hemen koydu. Aynen yıkanmış öyle. Portakallarımız yıkanmış var. Portakallar. Kayısılarımız var, kuru kayısı. Şimdi burada böyle birazcık üstünü gelecek kadar suyumu ekliyorum ve, aha, altını açıyorum. Açıyoruz. Ve bir şekilde bu yumuşayacak, portakallarım iyice yumuşayacak. İyice yumuşaması lazım. Evet, onu bekleyeceğim. Hı-hı. Sonra o çıkartacağım, ılanacak, parçalayacağım portakalın bu hani bağlantı yerleri vardır ya, dalından kopan, hı-hı, parça. Hı-hı. Onu çıkartıyorum ve içinden göstereceğim zaten. İçindeki o beyaz kısmını da çıkartıyorum. O şekilde kullanıyorum. Hı-hı. Burada badem unum var. Badem unu, farklı, evet, bir şey kullanacağız. Evet, evet. Burada çiğ badem, kabuksuz bademleri, hani badem ununu direkt bulamayabiliriz ama kabuksuz çiğ bademi yine rondoda bir şekilde, hmm, hani böyle incecik un haline gelecek kadar öğüttüğümüzde badem unumuz hazır. Evet, badem unu elde etmenin bir yolu aslında bu da. Evet, bir şekilde. Burada da ben mısır irmiği kullandım. Bunu, hı-hı, da yine hani polenta adıyla mısır irmiği adı da bulabilirsiniz. Hı-hı. 200 gram badem unu, 200 gram da, hı-hı, mısır irmiğimiz var. Burada da balımız var. Burada, evet, balımız var. Tatlandırmak için yine rafine şeker kullanmıyorum. Hı-hı. Portakallar bazen ekşi olabiliyor. Ona göre de balın miktarını da değiştirebilirsiniz. Bunu tabii içine koyacağız gene. Portakalla yaptığımız bu kıvam almış şeklini portakalı kekin içinde kullanacağız. Evet, evet, aynen öyle. Diğer malzemeleri karıştırmaya başlayalım peki. Kapağını kapatırsak daha hızlı pişer. Tamam. Evet, şimdi bunun içine 4 tane yumurtayı hemen veriyorum. Krema kıvamına gelene kadar çırpacağım. Şöyle. Belki bunu bir gün önce akşam. Bir gün evvelden de, çünkü soğuk kullanıyorum. Ertesi gün devam edilebilir. Aynen. Tek başına mı çırpacaksın yumurtaları? Evet, evet, şimdi öyle. Tamam. Haydi bakalım o zaman şöyle. Önce direkt çırpalım. Evet, çok güzel kabardı bu. Tamam, şimdi şöyle bir... Yine bununla mı çırpmaya devam edelim? Yine, evet, karıştırabilirim onunla. Tamam, şurada kalsın. Şimdi burada aslında bunlar hepsi ölçülü. Ölçülü, şöyle koyalım. Seyircilerimize, tamam, de gösterelim. Tamam, burada badem unum var. Badem unu, Allah. Oo, nasıl bereketliymiş. Puf dedi vallahi ya. Koyduk. Evet, burada da irmiğim var. İrmiğimiz var. Koydum. Ölçülerimiz burada belirli. Bunlar, evet, önemli ölçüler tabii. Tamam, evet. Bu arada şöyle hemen göstereyim. Var. Sen onları yaparken... Fokurdamaya başladı efendim. Biraz suyunun daha böyle azalması, artık suyunu biraz daha sararması gerekiyor. Evet, aynen. Bütün dengeli tadını çekecek su. Çünkü o suyu da kullanacağım, evet, ben içinde. Hani, tamam. Birazdan bunu kullanacağız. Süt veya herhangi bir şey kullanmıyorum. Kendi suyunu kullanıyorum. Tamam. Evet, şimdi artık oldu. Şimdi, bunlar da oldu diye düşünüyorum. Oldu. Aynen artık... öyle. Onu kenara alıp biraz ılımasını bekleyebiliriz. Bunu, tamam, da şöyle kenara peki aldım. Peki suyunu da kullanacak mıyız? Suyunu, evet, kullanacağız, suyunu değil mi? Suyunu da kullanacağım. O zaman, evet, şöyle yapalım. Hepsinin şimdi biraz ılınması gerekiyor.
Nasıl şişmiş yalnız değil mi? Evet değil mi? Kayısılar. Evet, bütün lezzetleri de içine geçti. Onlar şöyle orada soğurken... aldım. Tamam, yanımızda dursun. Tamam. Biz şimdi greyfurt vardı süslemek için. Bunu süslemek için. Onu hemen bu arada doğrayabiliriz. Tamam. Şimdi şöyle ortadan ikiye bölüp, şimdi önce şunu çıkartacağım ve şu kısmı kullanıyorum. O neresi? Portakalın? Şimdi portakalın bu ortasında var da zaten hiç yemeyiz, ayırırız. Aslında buraları da faydalıdır mutlaka da şu anda biz keke kullanıyoruz. Evet. O yüzden de hamurumuz ayırmakta biraz sert fayda kalabilir. Var. Evet, şimdi bunu yine rondodan geçireceğim, püre haline getireceğim. Hazırız efendim. Bismillah diyelim. Başlayalım. Güzelce şimdi artık bunu kekimizin içine koyacağız. Evet, bu son aşaması. Bu son artık aşama. Bitti. Evet. Haydi bakalım. Valla. Evet, oldu. Hemen oldu. Evet. Hiç mahcup etmedi. Harika olmuş. Kabuk falan kalmış mı? Şöyle. Hiçbir şey kalmamış. Bir şey değil mi? Bunu böyle otur kaşık kaşık ye. Evet. Bakayım. Ekşilik var mı? Biraz var ama portakalın posası gibi. O kadar da ekşi değil. Ha tamam. Hani posası yani, dersiniz ya bazen, ben çok severim onu. Ekşi ise işte biraz daha tatlandırıcı arttırabiliriz. Bu sıvı kıvamı iyi mi kek için? Evet, kek gayet. Kek için sulandırıyor mu bu acaba? İşte biraz şimdi bu irmik zaten kendisi çok su çekiyor. Normal undan daha fazla su çekiyor. O yüzden, biraz hani kekin kıvamı da belki tahminimizden biraz daha sulu olabilir. Hiç kopmuyoruz. O piştiği zaman zaten kendi kabarıyor. Tamam. Kalıbımızı yağlayabiliriz. Hemen. Tutmasın Çıkarmamız diye. Çıkarmamız kolay olsun. Tamam. Bir miktar. Bir iki tane margarini hemen şöyle tamam. Göstereyim. Bir tık hemen şöyle paketin ucuyla yağlayıp biraz da fırçayla onu dağıtacağım. Evet. Kekimizi kolay çıkartalım. Vallahi çok güzel oldu. ...160 derecede bir 40 dakika kadar pişsin. Burada önemli olan bir pişme süresi. Çünkü gördüğün gibi biraz kalın bir kek oluyor bu. Evet. O yüzden biraz zaman vermek süresi gerekiyor normal keklere göre. Haydi bakalım. Tamam. Çok güzel, evet. Attık fırına. Tıkır tıkır pişecek. Evet. Güzel bir portakallı kek yaptık. Artık günün sonuna geldik sayılır. Ama daha bitmedi. Şimdi soframızı kuracağız. Biz soframızı kurarken kekimiz pişsin. Hemen onu da güzelce sunalım. Sonra tadıma geçeceğiz. Tadıma geçeceğiz. Kekimiz artık pişti efendim. Çıkartabiliriz. Evet, süresi doldu onun. Doldu. Evet. Şöyle alıyorum. Güzel. Yanmadan alalım. Kapatmanı rica etsem. Ben kapatıyorum. Çok güzel gözüküyor. Valla şu an bitiş oldu. Bakalım. Tamam. Of. Şimdi güzel. Şöyle şimdi bunu gene... Dikkatlice. Evet. Evet. Tamam. O hiç yapışmadı. Süper çıktı. Harika. Şahane. Vallahi şahane. Tamam. Ay bugün çok şanslıyız. Renkler istediğimiz nereye gibi oldu. Şöyle soframızın
bu köşesine koyuyorum. Evet, birazdan onu artık soframızın içine dahil edeceğiz. Kekimiz tamam. De pişti efendim. Portakal kokulu mis gibi gluten'siz hatta bir kek yaptık. Artık güzel lezzetleri tatma vakti. Soframıza geçiyoruz. Evet.